Fatih Terim'in bir basın toplantısında en büyük Fenerbahçe, bu takım benim her şeyim dediğini bir düşünün. Ya da Donald Trump'ın Biden'ın kusursuz işler yaptığını anlattığı ve onu bolca övdüğü bir konuşma hayal edin. Ya da durun. Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ın birbirlerini delice savundukları konuşmalar duysanız nasıl hissederdiniz? İnanmakta güçlük çekeceğinizi tahmin etmek zor değil. Ben size bu içerikte bu durumun ne kadar büyük tehlikeleri beraberinde getirebileceğinden bahsedeceğim. Neler neler de ilk konumuz seçimler ve yapay zeka ilişkisi üzerine olacak. Enteresan, dikkat çekici ve hatta yer yer korkunç çok sayıda detay derledik. Anlatmaya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Globe olarak oldukça genç ekibimizde sizler için yoğun içerikler üretiyoruz. Tek motivasyon kaynağımız ise abone olup videolarımıza yorumlar yapmanız. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak bu ve benzeri içeriklerle karşılaşabilirsiniz. Lafı çok uzattık, hemen başlıyorum. Öncelikle 2024'ün tarihin en seçimli yıllarından biri olduğunu hatırlatmamız lazım. 50'yi aşkın ülkede 2 milyar insan 2024'te sandık başına gidecek. Seçime gidecek insan sayısını artıran etmenlerin başında ise tabii ki kalabalık ülkelerdeki hareketlenme geliyor. Dünyanın en kalabalık 10 ülkesinden 7'sinde beklenen seçimler sayıyı dramatik biçimde artırıyor. Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Meksika, Pakistan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam nüfusu neredeyse farklı bir gezegene tekabül edecek kadar büyük. Bu içerikte söz konusu ülkelerin seçimlerinde neler yaşanabileceğini konuşmayacağız. Burada konumuz yapay zeka. Yapay zeka herhangi bir ülkede seçimler başlamadan önce aktifleşmeye başlıyor bile. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok sayıda ülkede adayların seçim çalışmaları yapay zeka ile de destekleniyor. Seçmen tavırlarının anlaşılır hale getirilmesinden sebep-sonuç ilişkileri kurmaya kadar birçok detay siyasetçiler tarafından yapay zeka ile şekillendiriliyor. Yapay zekanın oluşturduğu botlar seçmenlere iletilmesi gereken mesajları belirleyebiliyor. Hatta bunlar seçim sloganı bile bulabiliyor. Bu durum yaratıcı içeriklerin üretilmesi konusunda faydalı olarak değerlendirilmesi de yapay zekanın seçimler için aktive edilmesinin çeşitli riskleri beraberinde getirebileceği de konuşuluyor. 2018'e gidelim. Bundan yaklaşık 5,5 yıl önce yapay zeka bu kadar popüler değilken Amerikalı yönetmen ve oyuncu Jordan Peele bir deneye imza attı. Deepfake teknolojisiyle Barack Obama'nın ağzından Başkan Trump tam bir ahmak dedirtmeyi başardı. Bu, o dönem yapay zeka ile ilişkisi çok da ileri düzeyde olmayan kamuoyu için bir milat anlamına geliyordu. Dünyada hemen herkes Obama'nın söylediği sahte sözleri konuştu. Videoyu izleyenler bunun inanılması güç bir şey olduğunu hep bir ağızdan dile getirmeye başladı. Gerçekten de bir devrimle karşı karşıya kalınmıştı. Cambridge Analytica başta olmak üzere dijital çok sayıda skandalla çalkalanmış olan dünya siyaseti bu yıl bambaşka bir sınava hazırlanıyor. Fortune dergisinin Washington Üniversitesi'nde yapay zeka uzmanı olarak görev yapan Oren Etzioni'nin yorumlarını manşete taşıması konuya ilişkin konuşan herkesin desibelini en az bir ton yükseltti. Joe Biden'ın hastaneye kaldırıldığını yahut bankalara edilen hücumu gösteren deepfake görselleri 2024 seçim maratonu içinde belirleyici olacak. Bu konuda araştırmalar yapan tek kaynak da tabi Etzioni değil. Google eski başkanı Eric Schmidt'in CNBC'ye verdiği röportajda bu yılki seçimlerin yapay zeka gölgesinde gerçekleşeceğini vurgulaması da önemli bir eşiğe tekabül ediyor. Yani teknoloji ve siyaset ilişkisi hiç olmadığı kadar yaygınlaştı ve büyüdü diyebiliriz. Peki neler yaşanabilir? Öncelikle yapay zekanın seçimlere yapacağı etkiye dair farklı farklı analizlerin bulunduğunu söyleyelim. Burada odak noktası olarak ise tabii ki sosyal medya platformlarını görebiliriz. Herhangi bir ülkede seçimlere girecek herhangi bir aday adına gerçeğe %99.9 oranında yakın bir montaj yapabilmek oldukça kolay. Yalnızca birkaç komut satırı oluşturarak bir adaya sahte vaatler söyletilebilir, inanmadığı değerler üstüne uzun konuşmalar yaptırılabilir yahut rakip adaylara ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulması sağlanabilir. İşin kötü tarafı ise burada devreye giriyor. Herhangi bir sosyal medya kullanıcısı iyi bir medya okuryazarı olsa dahi bu içeriğin sahte olduğunu büyük ihtimalle anlayamayacak. Zira özellikle OpenAI seviyesinde gerçekleştirilen montajlar oldukça güçlü, gerçeğe yakınlık doneleri içeriyor. Birçok farklı teyit organizasyonunun yalanın gerçekten daha hızlı yayılmasına dair analizleri de bu ikilemin nedenli sorunlu sonuçlar doğurabileceğine net bir delil oluşturuyor. Yani yapay zeka ile oluşturulmuş herhangi bir yalan içeriğin gerçek olduğu anlaşılana kadar yaşayacağı yayılım, bu içeriğin herhangi bir düzeltmeye maruz kalmadan milyonlara ulaşabilmesi anlamına gelebilir. Bu konuya dair Facebook seçim işlerinden sorumlu yöneticinin açıklaması
açıklamaları da mevcut. Ona göre yanlış üzerinden yayılan bir video seçim sonucunu dahi değiştirebilir. Biraz da ne yapmak lazımı konuşalım istiyorum. Öncelikle bu tip sahte videoların olduğuna, olabileceğine dair sıklıkla paylaşılan sosyal medya gönderileri oldukça kritik. Yani insanlara izledikleri her videonun gerçek olamama ihtimali net biçimde verilmeli. Bu, herhangi bir sorumlu sürece inanma katsayısını olumlu anlamda etkileyecektir. Hatta OpenAI kurucusu Sam Altman da bu konuya sık sık vurgu yapıyor. Sürece bir isim bile vermiş kendisi. Bir videonun sahte olabileceği düşüncesinin zihinlere yayılmasını toplumsal antikor olarak tanımlıyor. Buna ek olarak, teknik olarak bir videonun sahte olabileceğine dair ihtimalleri güçlendiren grafik dokunuşlar da mevcut. Yapay zeka tarafından üretilen birçok görüntüde sık sık fazladan parmak yahut uzvun görünür olması da şüphelenmek için oldukça yeterli bir gerekçe. Yani kısa birkaç YouTube videosundan bile bir sahte videoda mutlaka bulunması gerekenler öğrenilebilir. Peki, daha önce herhangi bir seçimde yapay zeka etkisi denendi mi? Bunun için çok da uzağa gitmeye gerek yok. Arjantin'de Kasım 2023'te gerçekleşen seçimin galibi sadece özgürlükçü aday Javier Milei rakiplerini komünist ve imparatorluk döneminden kalma gibi resmeden afişler hazırladı. Bu afişler ülkenin dört bir yanında insanların gözünün göreceği her yere yerleştirilirken birçok farklı seçmen içinde harekete geçirici olarak tanımlandı. Milei ve ekibi tüm görselleri yapay zeka botlarıyla hazırlamıştı. Hatta Milei bir röportajında teknolojiye güvenen, kullanan ve ilerici adımlar atmaya çalışanlar kazandı demişti. Yani Arjantin seçimleri yapay zeka etkisiyle gerçekleşen ve başarı getiren ilk seçim oldu diyebiliriz. Tabii ki bu içeriğin konusu yanıltıcı videolarla sorunlu seçimler oluşabilme ihtimali olduğundan bu kısmı hızlı geçiyorum. Türkiye'de ve dünyada toplamda milyarlarca insanın oy vereceği devasa seçim yılında masadaki en önemli maddelerin başında şüphesiz yapay zeka geliyor. Liderlerin yapay zekayı nasıl kullanacağı kadar herhangi bir parti yahut adayı destekleyenlerin de yapay zeka kullanım alışkanlıkları büyük ölçüde belirleyici olacak diyebiliriz. Yani yapay zekayı kendi propagandasını güçlendirmek için yahut karşı propaganda yapabilmek için kullananların başarı elde etme ihtimali yüksek. Ancak madalyonun öteki tarafında sorunlu olarak nitelendirebileceğimiz de çok sayıda seçenek mevcut. Yani birilerinin hiç söylemediği sözleri söylenmiş gibi gösterebilir. Hatta bazen küçük bir jest yahut mimiğin çok önemli olduğu anlarda böylesi değişiklikler de tüm anlam ve geçişleri baştan sona değiştirebilir. Bu nedenle dünya tarihinin aynı anda en çok insanı seçime sokacak yılı farklı bir yapay zeka etkisiyle dönüşüm gerçekleştirebilir. Biz Globe ekibi olarak tüm süreçleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım, tüm süreci birlikte değerlendirelim.